Bugün biliyorsunuz ki dizi süreleri yüzünden oyuncular ve set çalışanları çok sıkıntı yaşıyor çalışma şartlarından dolayı. Biz de bugün Rojda Demirer'le bu konuda bir söyleşi yapacağız. Merhabalar. Merhaba. Teşekkür ederim röportajımı kabul ettiğiniz için. Rica ederim. Başlayalım o zaman. Tabii ki. 2010 yılından bu yana bir sürü eylem ve imza kampanyaları yapıldı bu konuyla ilgili. Siz de katılmıştınız hatta. Ama şu an baktığımızda pek bir değişiklik yok gibi dizilerin sürelerinde. Siz bu şartların düzeleceğine inanıyor musunuz? Açıkçası dizilerin sürelerinde değişiklik olmadığı gibi aslında bir artış söz konusu o zamandan beri. Çalışma şartlarına gelince kısmi düzeltmeler yapılıyor aslında. Bazı şirketlere özgü düzeltmeler diyelim ona. Ben mesela geçen sene D Production'la çalıştım. D Production kesin ve kati suretle çalışma saatlerini çok düzenlemiş bir şirketti. Mutlaka ama mutlaka paydosla başlangıç arasında 10 saatlik bir süre konuyordu. Mutlaka 45 dakikalık yemek aralarımız vardı. Yani çok daha insani şartları yavaş yavaş şirketler kendileri iç tüzüklerini düzelterek düzeltmeye çalışıyorlar. Bu da güzel bir gelişme ama daha henüz sektörün geneline baktığımızda bu her şirket için geçerli mi? Hayır. Bunun için aslında birazcık devlet kanalından, hükümet kanalından bir takım düzeltmeler gelmesi gerekiyor. Son işimde yine onunla ilgili de bir gelişme oldu. Artık devlet kanalından temsilciler gelerek oyuncularla oyuncuları böyle yarımşar saatlik içeri çekip kısa bir görüşme yaparak aslında bu düzeltmelerin nasıl yapılacağına dair sorular sorup bununla ilgili bir tutanak tuttular aslında. Bunlar güzel gelişmeler çünkü bir şeylerin artık düzeltilmeye çalışıldığını, bununla ilgili gerçekten devlet kanalından girişimler yapıldığını gösteriyor. Zaten bunlar olmazsa gerçekten bir sonuca ulaşamayacağız hiçbirimiz. O yüzden umutla bekliyoruz inşallah düzelir diye. Ya sizce ne kadar olmalı oyuncular ve set çalışanları için, hani ne kadarlık bir süre yeterli olur? Minimum 10 saat mutlaka paydosla başlangıç arasında fark olmalı. Çünkü ekibin toplanması, eşyaları yerleştirmesi ve servislerle evlerine dağıtılması gibi bir süre söz konusu. Bunu 2 saat dersek İstanbul içi için en azından 8 saat her sağlıklı insanın uyuması gereken bir süre var. Kesinlikle. Dinlenmesi gereken bir süre var. Aslında baktığınız zaman yine yeterli değil. Çünkü mutlaka 2 günde bence off günümüz olması lazım ki insani şartlarda özel hayatımıza vakit ayırabilelim. Yani özellikle teknik ekip için konuşuyorum. Hani oyuncular için belki durum biraz daha farklı olabiliyor. Daha çok boş vaktimiz olabiliyor ama teknik ekip için durum gerçekten içler acısı. Yani onların da aileleriyle vakit geçirebilmeleri, biraz sosyal hayatlarını yaşamaları için 2 gün off artı paydosla başlangıç arasında mutlaka 10 saatlik ara olması gerekiyor bence. Yurt dışındaki bazı setlerde de belli bir saatten sonra setin çalışması yasakmış, set duruyormuş. Ya bizde böyle bir uygulamaya geçilebilir mi sizce? Valla sendikaların çok güçlü olması gerekiyor. Yani yurt dışında sendikalar çok güçlü. Yani öyle bir gücü ellerinde bulunduruyorlar ki en ufak bir şeyde birlik olabiliyorlar. Ve hani bir şey bittiyse bitti diyorlar. Eğer bunun üstüne gidilirse şalterler kapanıyor, her şey duruyor. Çünkü o tarafta yapımcıların ya da kanalların bir baskısı olamıyor. Çünkü sendikalar, gerçekten oyuncu sendikaları çok güçlü. Yani her şey kanunlar kapsamında garanti altına alınmış durumda. O yüzden onlar çok şanslılar. Umarım biz de, bizim sendikamız da bununla ilgili çalışmalar yürütüyor. Artık bir an önce bunların gerçekten yürürlüğe girmesi, kanun kapsamında bir karşılığı olması gerekiyor. Umarım olur. Siz hangi sendikaya üyesiniz? Oyuncular Sendikası. Zor çalışma şartlarına rağmen devam etmeyi düşünüyor musunuz televizyon dizilerine? Ya benim bu hayatımın aslında son 5 yılında falan sürekli kendi kendime sorduğum bir soru. Bu şartlarla daha ne kadar devam edilir? Hep dediğim, hani bir kendi kendime çok düşkünüm özel hayatıma. Yani çünkü hayatımız işten ibaret olamaz. Kimsenin olamaz. Mutlaka kendine, özel hayatına, sevdiklerine, sosyal hayatına vakit ayırabilmesi gerekiyor ki sağlıklı bir birey olabilsin. Ve bu anlamda sürekli uzun aralar veriyorum. Bazen bırakmayı düşünüyorum, tekrar özleyip geri dönüyorum. Hani bu tür şey, bu tür gitgeller yaşıyorum. Yani hiçbir zaman tamamen bırakacağımı düşünmüyorum gerçekten, çünkü oyunculuk çok sevdiğim bir meslek. Ama kendi önlemlerimi alıyorum.
daha hani artık başroller olmasa da olur. Seveceğim, işte beni tatmin eden karakter rollerini kabul edip daha az günlerde çalışmak gibi kendi kendime alabileceğim önlemleri alıyorum. Ama bir gün inşallah bu sistem oturur, çalışma saatleri oturur, her şey düzene girerse o zaman daha farklı bakabileceğim sektöre. Ama şu an için dediğim gibi uzun boşluklar vererek, başka bir iş yeri kurarak kendime, ticarete atılarak, yani hayatımı daha farklı nasıl idame ettiririmin cevaplarını bularak devam ediyorum şu anda. Bakalım inşallah düzelecek her şey. Peki bu ağır şartlara rağmen yani sizce alınan ücretler yeterli mi? Özellikle set arkasındaki çalışanlar için. Set arkası için maalesef hiç yeter. Hiç adil bir sistem yok. Ben ki yani yapı gereği her türlü adaletsizliğin karşısında durmaya çalışan bir insan olarak burada da çok büyük üzüntülerim oluyor. Onların çok zaman sette tabii ki herkes birbiriyle kaynaşıyor, dertleşiyor, konuşuyor. Onların sıkıntılarını gördüğümde gerçekten içim parçalanıyor. Çünkü hepimizden çok çalışıyorlar, hepimizden çok yoruluyorlar. Ama maalesef bunun karşılığını asla ve asla alamıyorlar. Bu çok üzücü bir durum. O yüzden oyuncular için de bazen evet, oyunculuk çok özel bir meslek. Evet, herkesin yapabileceği bir meslek değil ama bazen bu uçurumlar beni rahatsız ediyor. Teknik ekiple oyuncular arasındaki gelir dağılımındaki bu uçurum beni rahatsız ediyor açıkçası. Keşke süreler kısalsa, keşke oyuncuların da bütçeleri aşağı çekilse. Yani eminim bir ağız birliği olursa ve toplu bir hareket olursa buna kimsenin hayır diyeceğini zannetmiyorum. Oyuncuların aldığı bedellerin biraz aşağı çekilmesi, teknik ekibinin biraz yükseğe çekilmesi, aradaki bu hakkaniyetsizliğin birazcık bitmesi hepimizin temennisi. Ben kendi adıma bundan kesinlikle feragat ederim. Sizin setteki yorucu tempo yüzünden performansınızı iyi veremediğiniz oldu mu hiç? Ya bazen gerçekten o kadar çok yoruluyoruz ki. Mesela ben şunu hatırlıyorum. Gece artık uykusuzluktan gözümüzden uyku akarken bir çıldırma sahnesi, bir kavga sahnesi, bir ağlama sahnesine hazırlandığımızı hatırlıyorum. Ve şunu dediğimi hatırlıyorum. Şu an hiç enerjim yok. Yani gerçekten tükendim. Uykusuzum, yorgunum. Bu sahne ciddi bir performans gerektiren bir sahne. Hani bu beni şu an gerçekten çok yoracak dediğim. Ama tabii ki artık bu da işimizin bize kattığı bir yani artık bunu da nasıl söyleyeyim, buna karşı gardımızı oluşturduk herhalde bir şekilde o sahnelerin sistem altından geliyoruz. Düzelmiyor. Evet, düzelmediği için kimse mahcup olmak istemiyor. Yani kanımızın son damlasına kadar savaşıyoruz diyeyim. Bir şekilde o sahnelerin de en iyi şekilde çıkartmaya çalışıyoruz ama tabii ki çalışma şartları çok daha uygun olsa eminim gösterdiğimizin kat ve kat üstünde performans göstereceğiz hepimiz. Son zamanlarda artan internet dizilerinin aslında çalışma şartları daha insancı. Siz bu diziler hakkında ne düşünüyorsunuz? Süreler gayet kısa. Sansür yok. Hani bu da çok güzel bir şey gerçekten. Sizin hani daha özgün, daha bağımsız, daha rahat senaryolar çıkarmanız için. Ve en önemlisi de sürelerin kısa olması kaliteyi çok arttırıyor tabii ki. Kesinlikle. Zaten bu da fark ediliyor. Yani televizyonda yapılan işlerle gerçekten internette yapılan işler arasında ciddi ciddi farklar var. Kalite farkı var. İşte bunu neden televizyona taşıyamayalım? İnşallah yaparlar gerçekten, diyorum. Gerçekten inşallah. Yani ben oyuncuların suratındaki dinlenmişliği bile görüyorum yani o internet işlerinde. Gerçekten önemli bir şey. Sizin Türkiye'de takip etmek isteyip de edemediğiniz diziler var mı? Ya ben açıkçası çok fazla Türk dizisi izliyorum. Yani bu da kesinlikle sürelerden kaynaklı. Çünkü süreler o kadar uzun ki senaristlere asla bu anlamda kızamıyorum. İzleyiciler ama onlar da haklılar çünkü. O kadar uzun dizi, haftalık dizi senaryosu yazıyorlar ki sündürdükçe sündürüyorlar. Bakışlar, klipler, müzikler. Dolayısıyla ben bunu izleyemiyorum. Yani gerçekten izleyemiyorum. İzleyici sıkılıyor bir de. İzleyici sıkılıyor. Gidiyor. Ya bir de artık hayat o kadar hızlı akıyor ki. Yani hayat bu kadar hızlı akarken ben bu kadar yavaş akan dizilere tahammül edemiyorum kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Bitmiyor bir türlü. Gerçekten bitmiyor. İlerlemiyor, gitmiyor. Ve ben bir seyirci olarak çok rahatsızım.
oynarken de rahatsızım. Yani bazen mesela hani yabancı dizileri izliyoruz, tak 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 bütün planlar, sahneler o kadar hızlı ilerliyor ki, konu o kadar güzel hızlı akıyor ki, ama Türk dizilerinde biz sahneyi bitiriyoruz, 5 saat bakışıyoruz, birbirimize bakmaya devam ediyoruz. Çünkü o sürenin dolması gerekiyor yani. Kesinlikle sistemin değişmesi evet, lazım. Evet, hem oyuncular için hem seyirci için bence çok sıkıntılı bir durum. O yüzden izleyemiyorum. Sizin takip ettiğiniz dizilerden ya da gördüklerinizden hani ben bu rolü oynamalıydım dediğiniz bir karakter oldu mu? Çok fazla Türk dizisi dediğim gibi izleyemiyorum ama tanıtımlarından izlediğim ufak tefek cinayetler benim çok hani tanıtımlarını izlediğimde çok kaliteli bir iş geliyor. Hani keşke bunda olsaydım dediğim bir iş oldu. Onun dışında çok içimin gittiği bir iş olmadı açıkçası. Çok sayıda dizide yer aldınız. Sizin bir role saplanıp da uzun süre etkisinden çıkamadığınız oldu mu? Ben böyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Yani çok hastalıklı bir durum olurdu herhalde oynadığımız diziye saplanıp kalsak. Oynadığımız dizideki karaktere saplanıp kalsak. Yani sahneleri bile çekerken stop dendiği anda çıkıyoruz biz o durumdan. Öyle bir gerçeklik yok açıkçası. Hani devamı gibi. Ama çok severek oynadığım rollerim tabii ki oldu. Yani Melekler Korusun, Körlüğüm, Neslihan karakteri. Bir de oynadığım ilk hani kötü karakterler arasındaydı. Geniş Aile. Yani bunlar benim öyle hayatımda oynamaktan çok keyif aldığım roller olarak kaldı. Ama etkisinden çıkamamak diye bir şey olmadı. Allah'tan. Hiç kişilik problemleriyle gelmedim karşınıza. 20 yıldan fazladır bu sektörün içindesiniz. O kadar yoğun tempoya rağmen nasıl bu kadar güler yüzüyle kalabiliyorsunuz? Teşekkür ederim. Dediğim gibi kendimi koruma mekanizmam var benim aslında. Çok yorulduğumu hissettiğimde mutlaka sektörden biraz uzaklaşıyorum. Çok fazla göz önünde olmayı, çok fazla magazinde olmayı, yaptığım her adımın, yaptığım her şeyin haber olmasını istemeyen, buna engel olan bir insanım. Hani menajerlerimiz ve basın danışmanlarımızla yaptığımız toplantılarda da hep bunu söylüyorum. Yani benim yaptığım her adımın haber olmasına gerek yok. Öyle bir şey, öyle bir hayat tarzını benimseyen bir insan değilim. Yani kendimi biraz koruyorum açıkçası. Özel hayatımı koruyorum. Böyle olduğumda da çok daha sağlıklı bir hayat yaşadığımı düşünüyorum. Mutluyum. Ailemle mutluyum, sevdiklerimle mutluyum. Evet. Hayatım sadece oyunculuktan ibaret değil. Bunun da çok sağlıksız bir durum olduğunu düşünüyorum. O zaman çok sanal bir şeye gidiyor her şey. Çok sanal bir şey yaşamaya başlıyorsunuz. Gerçeklikten uzaklaşıyorsunuz. Ben çok çocukluktan başladığım için belki de bu işe bunu hep bir meslek olarak ayırt edebildim. Bu benim mesleğim ama benim bir hayatım da var. Meslek bir yerde kalır, insanlar özel hayatlarına devam ederler. Meslek özel hayatınızın içine çok girdiğinde, özel hayatınız mesleğinizin içine çok girdiğinde sağlıksız bir durum söz konusu olur. Bunu yaşamıyorum, bunu çok iyi ayırt ettiğim için de sanırım daha mutlu, daha sağlıklı bir birey olarak hayatıma devam ediyorum. Bir dönem tükenmişlik sendromu çıkmıştı, hatırlarsınız. Sizde de böyle bir dönem oldu mu? Yorulduğunuz, çok bunaldığınız? Evet, çok yorulduğum bir dönem oldu. Melekler Korusun döneminde gerçekten çok bunaldım. İkinci sezonla geçerken yani çok yorucu. Orada üç kızın hikayesi çok ağırdı çünkü. Ve biz tam böyle yaz sezonuna girdik. Oh, üç ay dinleneceğiz dediğimiz noktada bize 20 gün ara verdiler sadece. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Ve o benim ilk defa işte galiba yani ne kadar mutlu çalışsam da bak hep söylüyorum yani Melekler Korusun benim için çok özel bir yere sahip ama ne kadar özel bir yere sahip olsa da o kadar yorulmuştum ki sektörü bırakmakla karşı karşıya kaldığım ilk işim diyebilirim. Dedim ki yapamayacağım yani ben bu şartlarda çalışamayacağım daha fazla sanırım dediğim ve o noktada da işte kendi hayatımda nasıl ayakta kalabilirim deyip ticarete yöneldiğim bir dönemim oldu. O yüzden soru neydi? Tükenmişlik sendromu. Tükenmişlik sendromu galiba evet. İşte o dönem yaşadım. Yaşadım çabuk sıyrıldım. Sonra önlemlerimi almaya başladım çünkü ondan sonra. Sorularımız bu kadardı. Teşekkür ederim cevapladığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi gerçekten. Seninle yapmak ayrıca keyif. Teşekkür ederim.